Herkese merhaba. Bugün gelin makyajı nasıl yapılır, evde nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki ben makyaj artistiyim ve uzmanlığım gelin makyajı. Bol bol gelin makyajı yapıyorum. Evde yapmak isteyenleriniz olabilir. Kendinize güveniyorsanız bu konuda evde de yapabilirsiniz. Tabii ki ben de size evde yapacağınız küçük triklerden bahsedeceğim. Neler yapabilirsiniz? Hangi ürünler daha iyi oluyor? Hepsini almak zorunda değilsiniz. Ama ne bahsettiğimden, nasıl bir formdan bahsettiğimden farkındaysanız bence muadilleri bulunabilir diye düşünüyorum ve hızlıca başlıyorum. Nereden başlıyoruz peki cildlandırırken? Her gün temizlemekten. Bunu tabii ki bu videoda söylemem belki sizler için saçma gelebilir. Yani zaten her gün temizliyorum olabilir ama farklı zamanlarda, böyle hazırlık zamanlarında gözümüzden kaçabiliyor. Cildinizi her gün temizlemek önemli bir ayrıntı. Ben hem kendi rutinimi göstereceğim hem de size önerilerde bulunacağım zaten. Benim her gün kullandığım ürünlerden ve cildimi farklı zamanlarındaki ihtiyaçlarına göre ürün gruplarına ayırdım. Bir kuru hissettiğim zaman, bir daha çok yağlı hissettiğim zamanlara göre bu sayede hem karma ciltlere hem kuru ciltlere de birer tane öneride bulunacağım. Ama sonsuz bir ürün şeyi var, çeşitliliği var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Sizin kendinize ne iyi geldiğini biliyor olmanız yeterli. Öncelikle ne yapıyoruz? Ben cildimi temizlerken Esteradon Nutritious serisini kullanıyorum. Cildimi böyle jilet gibi yaptığını hissediyorum. Böyle gergin bir temizlik hissiyatı vardır ya, ben onu çok seviyorum. Foreo'yu kullanıyorum bunu yaparken de. Foreo'nun o küçük masaj yapan yerleri cildinin daha iyi arınmasına sebep oluyor. Neden? Çünkü gözeneklerimizin içi doludur. Ve bunları temizlenirken masaj da yapmamız gerekir. Hatta peeling kullanılabilirsiniz. İşte kil maskesi kullanılır falan. Her gün temizlediğiniz zaman aslında bunu haftalık düzende minimalize edersiniz. Islakken masaj yapıyorum. Genelde ben bunu duşta sabah yapıyorum. Akşam da cildimi temizledikten sonra yapıyorum. Sonrasında ise bir tonik kullanıyorum. Bugün daha nemsiz hissettiğim için Bobbi Brown'ın Trimmed Lotion'ı kullandım. Temizledim cildimi. Peki sonraki aşama ne? Cildimizde hala ölüleri olabilir. O yüzden ben böyle yeni keşfettiğim ama bağımlısı olduğum bir üründen bahsedeceğim. Gülşah'ın pudra şeklinde olan bir peelingi cildine zarar vermediğini hissediyorum ben. En azından bitirişi de aynı şekilde pürüzsüz ve ölü derilerden arınmış şekilde. Kendiniz uygun başka bir peeling kullanabilirsiniz, kimyasal peeling kullanabilirsiniz. Bunlar da birebir kendi tercihiniz olmalı. Ben sadece son zamanlarda kullandığım sevdiğim ürünlerden bahsediyorum. Ölü deriden arındırmak neden bu kadar önemli? Çünkü eğer ölü deri kalırsa cildinizde, herhangi bir fırça darbesinde, süngeri çektiğiniz anda ölü deriler böyle çıkıyor ve burun bölgesinde özellikle bir doku görmeye başlıyorsunuz. Bu özellikle gelin makyajında görmeyi en sevmediğim şeylerden biridir. Ama bu ciltte böyleyse, ciltte ölü deri varsa make-up artistinde çok fazla yapabileceği bir şey yok. Sonraki sırada tonik var. Tonik neden önemli? Şimdi kısa kısa bahsedeceğim bunlardan çünkü bir cilt bakım videosuna dönüşsün istemiyorum. Tonik ise hem cildimizdeki bakterilerin öldürülmesini yarıyor hem de cildimizi nemlendiriciye hazırlıyor. Nemlendiricinin daha rahat emilmesini sağlıyor. Ben bunun için bugün kuru ciltlere, yani daha çok kuru hissedenlere uygun Bobbi Brown'ın Trimmed Lotion'ı kullanıyorum. Bunu da elimle uyguluyorum çünkü rahatlıkla emilebiliyor. Bu şey daha çok karma ve yağlı ciltler içinse Pixi'nin Retinol Tonic isimli ürününü kullanabilirsin. Bugün Ormeta'nın City Cream'ini kullanacağım. Benim kullanıp bitirdiğim, hoşuma giden bir serum. Seri olarak güzel bir nem veriyorlar. Bunu daha çok karma ciltler için önerebiliyorum. Şimdi yüzümüze nasıl masaj yaparız ve nasıl nemlendirici daha rahat emilmesini sağlarız onu da göstereceğim. Biliyorsunuz son zamanlarda cilt bakımında yine bir sürü masaj aleti çıktı. Foreo da bunlardan biri. Küçük titreşimler yaratarak aslında hem cildinize masaj yapıyor hem de ürünün daha çabuk emilmesini sağlıyor. Serumları çok yoğun kullanmanıza gerek yok, bir nemlendirici gibi. Açıyoruz. Böyle aşağıdan da minicik ışığı yanıyor. Eğlenceli bir alet. Bu dış tarafındaki şeritler cildinize hem masaj yapıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor hem de ödeminizi atmanızı sağlıyor aslında. Özellikle bence gelinler için önemli bir şey. Uykusuz zamanları olacaktır. Düğünden bir gün önce özellikle uyumama problemleri olacaktır falan. Ay, o kadar. Şu alın bölgesinde o kadar iyi hoşuma gidiyor ki. Gece yatmadan önce yaparsanız uyuma garantili bu. Özellikle nerelerde ödemler var? Ortadan başlayıp dışarı doğru ittirdiğiniz zaman iyi performans alırsınız. Şöyle. Çünkü lentleri ittirmiş oluyorsunuz aslında. Kemik bölgeleri o kadar güzel görüyor ki. Bu sayede, üründen daha çok şu an masaj ile ilgileniyorum. Bu sayede cildinizde hem ödemi atıyorsunuz dediğim gibi hem de yoğun bir şekilde nemlendiriyorsunuz. Bir diğer serum ise Line Cosmetics'in Anti-Aging Serumu. All Skin Types demiş ama ben bunu daha çok kuru ciltler için öneririm. Çünkü acayip güzel bir aydınlık veriyor. Yalnız
Kuru ciltliyseniz yine düğün gününüzde cildinizi aşırı parlatan bir nemlendirici tercih etmeyin. Çünkü fondöten attırabiliyor öyle ürünler. Eğer attırmadığını biliyorsanız kullanabilirsiniz. Bunu ben düğün öncesi cildinizi hazırlamak için öneriyorum. Çünkü çok iyi nem veriyor. Bunun üstüne de bunu yine kendi serisinden olan nemlendiricisini kullandığım anda barıl barıl bir cildim oluyor. Şimdi Ormeta'nın üstüne ben Estée Lauder Nutritious kullanacağım. Nemlendiricileri bol bol kullanabilirsiniz zaten. Bunu da yine oraya öyle sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü hazır cildim alışmışken son aşamayı da bununla bitiriyorum. Gözaltı nemlendiricisi olarak ise Bobbi Brown Extra Eye Repair kremini kullanacağım. Bu benim 4 yıldır falan non-stop kullandığım bir ürün. Özellikle gelinlerde risk almadan gözaltını nemlendirdiğini düşündüğüm için direkt ben bunu kullanıyorum. Başka da bir ürün aslında çok aramıyorum. Bunu dış köşeden içeri doğru sürdüğünüz zaman çizgilerinize de aynı zamanda bakım yapmış oluyorsunuz. Öncelikle gözden başlayacağım göz bazı oluşturmaktan. Çünkü ten makyajında gelin makyajı yaparken tenden çok fazla başlamıyorum. Böyle değişik değişkenler varsa eğer denk gelirse başlıyorum. Gözde de uzun zamandır yani yaklaşık 1 yıldır kullandığım Soft Matte Complete Concealer'ların. Ben kasıt rengini kullandım. Şu an vanilla'ya geçtim. Çünkü stok kalmıştı bunu aldım. Neyse. Bunu uygulayacağım göz kapağımın tamamına. Daha sonra da fara başlayacağım. Yaptığın şey görmedim. Bunu ben tampon hareketlerle uyguluyorum. Daha sonra hafifçe blend ediyorum. Bu videoyu özellikle Türkiye'de bulabileceğiniz malzemelerle yapmak istedim. MAC'in ben de böyle bir paletini yapmıştım. Soft Brown, işte neydi bunun adı? Gleam falan gibi farları var. Söylerim şimdi aşağı zaten yazacağım isimlerini. Bunlar klasik gelin renkleri aslında. Ben rose gold makyajları çok beğeniyorum. Göz rengini çok güzel ortaya çıkarıyor. Yeşil olsun, kahverengi olsun. O yüzden bugün de yine klasiğe yakın bir şey yapacağım. Çünkü risk almak istemeyebilirsiniz. Bu tarz tonlar da sizi günün ışıltısını yansıtabilecek kadar gösterir diye düşünüyorum. O yüzden MAC'in farlarıyla devam edeceğim. Soft brown rengini aldım. Her zaman kepimin bitiş noktasından başlıyorum. Fırçamı hiç kaldırmadan blend ediyorum. Workshoplarda da eğitimlerde en önemli nokta bu. Fırçayı kaldırmadan dağıtabilmek bir farım. Gördünüz mü? Softlaşıyor gittikçe. Haliyle üst üste istediğim rengi görene kadar uyguluyorum. Soft brown bu açıdan gelmiş geçmiş en güzel farlardan biri. Çünkü her ten renginde çok farklı duruyor. Her uygulamada çok farklı gözüküyor. Yanına başka bir renk koyduğunuz zaman çok farklı görünüyor. O yüzden evde bulunmasını isteyeceğiniz bir far. Çok tatlı bir gölge oluşturdum. NYX'in pigment yapıştırıcısını kullanacağım. Bunu niye kullanıyorum? Biraz sonra göreceksiniz. Elimin üstünden biraz alıyorum. Ne çok kalın ne de çok ince bir form gerekiyor. Sonra ışıltımı uygulayacağım yerlere bunu sürüyorum. Bunun minik minik blend edildiğine, dağıldığına emin olun. Ben şöyle orta kısma kadar geliyorum. Göz şeklinize bağlı olarak zaten sevdiğiniz ışıltı yerlerini bulursunuz diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Gleam rengini alıyorum. Biraz önce göstermiştim. Bu böyle içerisinde hafif altın rengi olan ama daha çok pembe yansıyan bir far. Bu parmakla uygulamaktan çok çok daha iyi bir yöntem. Çünkü aynı zamanda kalıcılığını artırıyorsunuz. Aslında şu an çok harika bir baz oluşturduk. Ne yapacağız? Göz kapağımızı birazcık da aydınlatacağız. Golden Road Highlighter var ya gerçekten son zamanlarda kullandığım en iyi highlighterlardan biri. Şu üçlü serinin ortadakini alıyorum. Ve bunu iç köşelere uyguluyorum. Yine bir karıştırma fırçası yardımı aldım. Hafifçe şuraları uygulayacağım. Ben ışıltılı bir gelin makyajı seviyorum bu arada. Bunu dilerseniz matta tasarlayabilirsiniz. Ben haliyle kendi video ve kendi kanalım olduğu için ışıltılı olanı tercih ettim. Bir diğer ürün ise MAC'in Teddy kalemi. Türkiye'de makyaj yapan herhangi bir insan evladında böyle 15 tane falan olan bir kalem. Gerçekten çok doğru bir tercih. Çünkü ışıltılı bir ton kolay dağılabiliyor. Aynı zamanda orta bir kontrasta sahip. Yani ten rengimiz ne çok koyu duruyor ne de çok açık duruyor. Haliyle ben teri kullanacağım bugün. Ben makyaj yaparken uç kısımlarını daha çok yukarı taşımaya çalışıyorum. Gözün ki yüzümüzü daha da lift efekti göstersin, daha canlı göstersin. Haliyle burada daha çok yarım yapacağım. Kendi göz şeklime de uyduğu için farklı göz şekillerine farklı şekillerde uygulanabilir. Benim sevdiğim şey birazcık daha uç tarafların kalkıp duruyor olması. Haliyle kirpik dibime, öncelikle kirpik dibime değdirdiğim ürünü biraz dağıtıyorum. Sonra dağıtma fırçam kesin fırçası bu arada. Bunun uçlarından hafifçe dokunarak blend olmasını sağlıyorum. Burada birazcık daha el ıskanla yapış köşeden başlarım önce dibimi pislerim sonra doldururum.
Göz kalemini sürdükten sonra gözünüze çok gri gelebilir. Ben o noktada ne yapıyorum? Işıltılı bir kahverengi ya da kızıl ton tercih ediyorum. Bu da antik miydi? MAC'in antik yazacağım yine aşağı. Farı, fırçamın ucuna minicik alıyorum ve bu kalemi kahverengiye dönüşmesini sağlıyorum. Bakın olabildiğince softlaştırdık. Hem gözümüze yeni bir boyut kazandırdık hem de blend edilmiş bir kalemimiz var artık. Gözde ben bu aşamada genelde kirpik takıyorum. Benim için göz bitmiş oluyor ama kirpik liftingimi çok yeni yaptırdım. Özellikle gelinlere de başkasından servis alacaksınız yani başka birine makyaj yaptıracaksınız. Kirpik lifting yaptırmamanızı tavsiye ederim çünkü bunlar dik duruyor arkadaşlar yani böyle güzel duruyorlar. Üstüne kirpik takılmıyor. Haberiniz olsun. Düğün öncesi lifting yaptırmak, ipek kirpik yaptırmak gibi şeyler biraz riskli. İpek kirpik maskara sürülmüyor, üstüne bir sürü şey değiyor falan biraz risk. Ben bugün o yüzden ne yazık ki kirpik gösteremeyeceğim sizlere. Ama bir sürü taktığım video var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Şimdi sıra geldi bazlara. Biri Lancome'un Prep & Matte. Bugüne kadar kullandığım en iyi baz diyebilirim. Çünkü hem cildinize nem veriyor hem matlaştırıyor. Yani bu ikisinin beraber oluyor olması çok ilginç geliyor bana. Hem matlaştırıyor hem de makyajınızı zımk gibi yapıştırıyor. O yüzden evinizde böyle bir bazın olmasını istersiniz diye düşünüyorum. Gerçekten hani bırakın sponsoru. Benim beğendiğimden haberleri bile yoktur diye düşünüyorum. Haliyle en sevdiğim baz kesinlikle bu. Cildinin yağlı ya da problemli olduğunu bildiğim herkese de uyguluyorum. Bir diğer şey ise Işıltı Severler Derneği eş başkanı olarak MAC'in Strop Cream'ini kullanabilirsiniz. Bir sürü alternatif var. Neye rahatınıza gidiyorsa ama bu yani risksiz bir ürün. Hayırlı bu da olabilir. Ben bugün bunu kullanacağım çünkü highlighter'ı çok seviyorum. Aşağıda kendim için bunu kullanmama gerekiyor. Cildimi iyi nemlendirdim. Eğer cildiniz mat gözüküyorsa zaten kuru ciddiyseniz böyle bir şey kullanın. Ama karma veya da makyajınız cildinizde durmuyor diyorsanız da bunu kullanın. Şimdi ben makyajımı kullanacağım. Şöyle aldım. Yüzümün her tarafını uyguluyorum bunu. Çünkü hem de dediğim gibi nem veriyor hem de kıvılcılığı arttırıyor haliyle. Herkese her yere uygulayabilirsiniz. Oh, çok özlemişim bu bazı. Çünkü hiçbir zaman, ne zamandır kendime böyle bir makyaj yapmamıştım arkadaşlar. Kendime genel makyaj yapamıyorum her zaman. Bir diğerim ise fondöten. Ne almalıyım? Karma cildim var, kuru cildim var. Bir sürü soru soruyorsunuz ya. Bunları aslında yetişmem çok mümkün değil. Çünkü inanın her gün başka bir soru geliyor. Benim kullandığım bir sürü fondöten var. Ama genelde ne kullanıyorum? Bir genele bağlamak gerekirse, elimin sürekli gittiği ya da birçok insana uyabilecek fondötenler nerede var? Nars'ta var arkadaşlar. O yüzden Nars'a gidip kendinize uygun fondöten seçmeye çalışın. Bence doğru bir seçim olacaktır. Hem cildinizi canlı gösteren hem de uzun süre kalıcılığa sahip fondötenlerden biri. Yani o yapan markalardan biri. Biliyorsunuz, görüyorsunuz bir sürü şey kullanırım onun dışında. Ten renginizi ayarlarken de problem yaşamayacağınız yerlerden biri. Şimdi ben haliyle oradan gidip birebir ten rengimi aldım galiba bu. Sheer Glow'da aldım. Bu da Nature Radiant fondöten. Bu long wear bir fondöten. Yine kalıcılığı çok güzel ama çok yağlı ciltlerde biraz parlama yapıyor. Onun dışında bütün ciltlere uygulanabilir. Sheer Glow benim için biraz daha yeni bir fondöten. Yine kapatıcılığını vesaire hep sevdiğim için uyguluyorum. Bugün Sheer Glow'u deneyeceğim kendimde. Siz de aynı şekilde memnun kaldığınız, bildiğiniz cildinize tüm gün durabilecek ve farklı yönlere gitmeyecek bir fondöten. Bir fırça istiyorsanız Sephora'nın 202 numaralı fırçasını alın. Sonra teşekkür mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve ürün uygularken en çok dikkat etmeniz gereken şey az ürün alın. Minicik ya. Şöyle gösteriyorum. Görüyor musunuz? Bunu aldım. Bölgesel uyguluyorum. Önce çeneme başladım. Önce çenemi bitiriyorum. Yani buradaki kapatıcılığı bir görmem gerekiyor. Daha sonra hafifçe yukarı çıkıyorum. Hala minik minik alıyorum. Buradaki kapatıcılığı gördüm. Tamamıyla cildimizi başka bir şey yaratmak değil burada amaç. Yine kendimiz gibi göstermek. Eğer çok büyük problemleriniz varsa sivilceler vesaire bölgesel kapatmayı deneyin. Fenty'nin sticklerini bilen bilir. Beni eğer Instagram'da takip ediyorsanız Fenty'nin stickinin hayranıyım. Truffle renginin özellikle. Çünkü bana kalırsa Türkiye'deki böyle çok açık ton ya da çok koyu ton dışında birçok insana uyabilen bir bronzluk ve kontür rengine sahip. O yüzden Fenty'nin truffle renkli stickini kullanacağım. Benim suratım birazcık daha geniş olduğu için fırçanın üzerinden alayım öyle uygulayayım gibi bir şey değil. Direkt yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü benim gölgeye ihtiyacım var. Bu yüzden bir gölgeye ihtiyacım var haliyle. Biz de böyle yaldır yaldır sürüyoruz. Ve ben birazcık daha bronz duran, kenarları bronz duran makyajları daha çok seviyorum.
Ve makyajda şu şekilde düşünmeyin kendinizi. Böyle olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor. Yani sizin sevdiğiniz şeyler de önemli. Ona göre davranıyor olmanız lazım. Özellikle ben kendim için söyleyeyim. Benim bir tarzım olduğu için, tarzım olması istediğim için bu şekilde yapıyorum. Ben bronzlu kenarlarda seviyorum. Yani herkesin farklı bir stili ve beğenisi var. Benimki de böyle. Uygulamak zorundasınız diye anlatmıyorum aslında bunları. Benim sevdiğim uygulama biçimleri bunlar diye anlatıyorum. Şimdi sıra geldi burun kontürüne. Burun kontürüne çok basit bir şey göstereceğim. Osman'a gidiyorsunuz. For Beauty'nin şöyle bir fırçası var. Alıyorsunuz 16 lira mı ne? Sonra stilinize işte değdiriyorsunuz. Şöyle elinizi de biraz fazla atın. Aşırı basit. Doğal gölgesini gördüğünüz burnunuzu bastırıp çekin. Hafifçe yukarı çıkarım. Aşağı doğru gitti yine. Biraz daha da ince göstermek isteyenler doğal gölgenin daha içine girebilirler. Bunu da yine aynı şekilde. Yine burnu uzun olanlar ortadan kırabilirler. Ben kendim için böyle bir yöntem tercih etmiyorum. Böyle edeyim hadi. Şöyle yapayım. Daha da minnak gösterme çabaları. NYX'in Can't Stop Won't Stop'unu kullanacağım. Kapatıcılığı çok iyi ve bunda tek renkten ziyade iki renk kullanıyorum ki göz altında bir yorgunluk varsa, ki gelinseniz yorgun olmamanız ne kadar mümkün bilmiyorum. İki renk kullanmanız daha garanti olur. Yani concealer'da para harcamaktan kaçınmayın. En önemli şey makyajda aslında concealer. Öncelikle ben Natural rengini alıyorum. Bu çok sarı bir ton benim için. Bunu sadece iç köşeye böyle minicik değdiriyorum. Ben aydınlık seviyorum bu arada. Yani kenarları bu bronz yaptım ya. İç köşeler aksine birazcık daha aydınlık olacak. Şimdi pale rengini kullanacağım üstüne de. Bunu çok bekletmeden hemen dağıtmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok çabuk sabitlenebiliyor. Bunu böyle burun kenarlarınıza doğru getiriyorsunuz. Burun kontürünüzü de aynı zamanda desteklemiş oluyorsunuz. Burayı da aydınlatacağım arkadaşlar. Çünkü benim yüzümün uzun durmasını istiyorum. Haliyle geniş suratlıysanız uzun durması için böyle minik şeyler yapabilirsiniz. Şimdi size benim için en önemli şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar tencereyi, düdüklü tencere düşünün bir tane. Kapaksız düdüklü tencere olmasının bir manası var mı? Kapı çalıyor. Şimdi bir düdüklü tencere düşünüyoruz. Düdüklü tencerenin kapağı olmadan pişebilir mi, hızlı pişebilir mi ya da olmaz değil mi? İşte makyajda pudra da tam olarak benim için bu. Ben pudrasız o makyajın tüm gün kalacağına çok inanmıyorum açıkçası. Bende hiç kalmıyor mesela. O yüzden pudra benim için en önemli adım. Şimdi hangisini uyguladığımı göstereceğim. Fenty'nin Butter isimli, Pro Filter Butter isimli ürününü kullanacağım. Biliyorsunuz Laura Mercier uzun yıllar boyunca popülerdi. Şimdi onu bıraktık, buna geçtik. Laura Mercier'den çok daha iyi buluyorum çünkü göz altımı sarartmıyor mesela. Çok da aynı şekilde çok kurutmadan, kurutuyor tabii ama aşırı kurutmadan tüm gün sabitliyor. Burada trick çok yakın hareketler yapıyor olmanız. Öbür türlü böyle bölge bölge yaptığınız zaman pudra oraya yapışır. Mesela göz altına pudra sürdüğünüz diğer taraflara da hafifçe geçmeniz gerekiyor. Yine yapışmaması için. Bugüne kadar aldığım en iyi yüz paletlerinden birini göstereceğim size. Becca'nın Be A Light. Light to Medium Face paletini aldım. Burada farklı renkler var gördüğünüz üzere. Şu açık rengi neredeyse hiç kullanmıyorum. Pisliğine bakmayın çok kullandığım için öyle. Şu iki rengi kullanıyorum. Bu da allık rengi. Efsane bir renk. Şimdi önce bunu kullanacağım. Daha sonra biraz bunu kullanacağım. En son allık olarak da bu rengi kullanıyorum. Bunun yapısı, dokusu o kadar yumuşak ki ciltle çok rahat birleşebiliyor. Ve dediğim gibi ben bronzluğu sevdiğim için o bronz görünümü çok güzel destekliyor. Birçok ten renginde de harika gözüküyor. Özellikle koyu tenlerde tabii o kadar etkilemiyor ama açık tenler için mükemmel bir bronz tonu. Dilerseniz aynı fırçayla, dilerseniz farklı bir fırçayla. Eğer fırçaya da yatırım yapmak istemiyorsanız aynı fırçayı kullanın. Gördünüz mü? Bu algın içinde kendi kendine zaten bir highlighter var. Şimdi sıra geldi highlighter'a. Yine Golden Rose'u kullanacağım. Ama biraz minimal kullanacağım. Şu biraz mixledi. Küçücük. Burnunuzun üstü ne boyutlandırabilmeniz için çok önemli. Şu orta kısmının bağlantısını sağlamak için buraya sürmeniz çok önemli. Ve dudaklarımızın üstünü sürüyorum. Yine burada minicik. Sıra geldi kaşa. Kaş için Sephora'nın waterproof kaş mask, kaş kalemini kullanacağım. Retractable Raw Pencil diye. Bu kaş kalemini gerçekten çok beğeniyorum.
Hem çok ince hem de yapısı yumuşak, kaşlarınızı dökmeden, yani bastırmadan rahatlıkla renk alabileceğiniz bir kalem. Kaşlarınızı minik doldurması gereken yerler varsa doldurun. Neden önemli bu kaş doldurma bu kadar? Kaşlarınızı çok kalın hissediyor olabilirsiniz ama özellikle gece flaşlı çekimlerde kaşlarınızın kel gibi çıkmaması için arkadaşlar, yok gibi değil. Bayağı kel gözüküyorsunuz. Yani orada sanki hiç birkaç tane kıl varmış gibi. Bunu engellemek amacıyla da minicik doldurmanızı tavsiye ediyorum. Eğer kirpik takıyor olsaydım küçük bir eyeliner geçerdim üstüne, daha sonra maskara sürerdim ama yine waterproof maskara sürerdim. Bu sıra biliyorsunuz ben waterproof olarak önce Maybelline Last Sensational, L'Oreal Paradise Waterproof, şimdi de Unlimited Waterproof çıktı. Hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Waterproof olsun. Hepsi hoşuma gidiyor. Unlimited birazcık daha böyle kirpiklerinizi belirgin hale getiriyor. Haliyle Unlimited kullanıyorum şu an ama liftingim olduğu için şanslıyım. Ki maskara seçme konusunda süper bir şeyim yok. Zaten benim için tek tek ayırsın, simsiyah gözüksün yeterli. Unlimited bunu yapıyor hali hazırda. Bunu kullanacağım bugün. Şimdi size yeni keşfimden bahsedeyim. Yani keşif dendiği zaman makyajı saçma oluyor. Zaten var olan bir ürünü kullanıyor oluyorsunuz. Inglot'un geçenlerde Gizem'le beraber bir Zorlu Center açılışına gittim. Orada böyle haliyle bir sürü ürün açıkladım. Ben ürün karıştırma hastasıyım. Nasıl diyeyim? Son 2 senedir freelance çalışıyorsam 2 senedir non-stop ben ruj karıştırıyorum bir gelin uygularken. Ve istediğim nude tonu ancak o şekilde yakalayabiliyorum. Yani tek bir rujda yakalayamadım. Ama şu Inglot'un 17 numaralı likit ruju çok 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 güzel. Yani ben bir şey öyle kolay kolay bu kadar övdüğümü düşünmüyorum. Bayağı başarılı. Hem likit ruj klasmanında çok başarılı bir likit ruj. Hem de tonlama açısından çok başarılı bir likit ruj. Şimdi süreceğim. Bakar mısınız? Yani şeftali ama içinde bir softluk var falan. Umarsızca övmek istiyorum bu ruju. Kokusu zaten mükemmel ama kokusu için tercih değil yani. Dokusu çok iyi. Ne çok kalın bir yapısı var, ne çok ince ve şeffaf bir yapısı var. Coverage, kapatıcılık gayet iyi. Dudaklarla birleşim daha gayet iyi. Gün sonuna kadar kurutmuyor, çıkmıyor. Yani daha ne diyebilirim ki? 55 lira mı ne bir de yani? 55 lira 60-70 lira arası bir şey. Bayağı minnoş, soft bir gelin oldum. Mesela bu gelin makyajı hangi tarz gelinlere gider? Büyük gelinliği olanlar için değil, daha soft, A kesim deniyor. İşte ne bileyim böyle 3D'si olan gelinlikler falan. Geliniz eğer biraz daha böyle belirgin ve şeyse show business gibi böyle show showsa bu makyajdan ziyade birazcık daha koyuluk arayabilirsiniz gözlerinizde. Bu makyajı ben kimlere yapıyorum, hangi konseptlere yapıyorum mesela? Daha çok kır düğünü yapanlar için, daha soft salon düğünü yapanlar için. Mesela işte adada düğün yapanlar gibi. Konsepti daha soft olanlar için uyguladığım bir gelin makyajı. Siz buna biraz daha belirgin bir gelinlik giyeceksiniz. Kabarık olabilir, saten olabilir, işte iddialı olabilir, dekolte olabilir. Az daha göz kapağınıza koyu renk ya da siyah kalem eklerseniz daha iyi olacaktır. Şimdi ortaya bu ürünü de hemen söylemek istiyorum. Yine Inglot'un bir glossu. Nerede yazıyor bu numarası? 25 numara Sleek diye. Yüzyıllardır Bobbi Brown'unkini kullanıyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Yapısı çok ince bunun da. Ve dudakları asla rahatsız etmiyor. Öyle yapış yapış gloss değil. Ve çok da güzel parlatıyor. Lancome'un sprey var. Onun şimdi adını unuttum ama Lancome'un spreyini de çok seviyorum. Make Fix Plus benim olmazsa olmazım. Her zaman kitimde bulunur. Her zaman her şekilde kullanırım. İsterseniz NYX'in Diva Finish'ini de kullanabilirsiniz. Spreyler arkadaşlar hayatınızı değiştirmiyor. Sabitlemiyorlar. Evet, Urban Decay All Nighter sahip edilercesini sabitliyor. Onu alabilirsiniz. Ama onun stonu bulmak çok problem. Fiyat performans hani çok küçük, çok çabucak bitiyor falan. O yüzden ben onu çok kullanmıyorum. Ama benim makyajım çok akıyor. Ben kesinlikle bir şey istiyorum diyorsanız Urban Decay All Nighter'a gidin. Dediğim gibi ben stok problemi sebebiyle onu bir kere aldım, bir daha kullanamadım falan gibi olmasın diye Make It Fix Plus'ı sürekli kullanıyorum. Alt zemini zaten iyi yaptığım için kalıcılığını arttırmış oluyorum zaten. Makyajı bu şekilde bitirdim. Eğer bir gelin olsaydım şimdi saçlarımı serdirmeye ve bitirmeye doğru giderdim. Sonra gelinliği giyerdim. Umarım işinize yaramıştır.
Gelin olmak çok stresli biliyorum. Kendi kendinize makyaj yapacak olmak da çok stresli. Ben şu an uygun fiyatlı çok bir şey söylemedim. Bu videonun eğer istiyorsanız uygun ve fiyatlı versiyonu da çekmek isterim elbette sizlere faydası olacağını düşünüyorsanız. Çünkü bir sürü şey kullanıyorum halinde. Hangisinin daha kalıcı olacağını ya da hangisinin sizi gün sonuna taşıyacağını da görebiliyorum. Videonun faydalı olmasını umuyor ve size iyi günler diliyorum. Eğer gelinler varsa aramızda da şimdiden mutluluklar diliyorum. Öpüyorum, hoşçakalın. Bugünüm Ormeta'nın... Ormeta be ya. Genelde böyle bir... Bir şey soracağım. Sizin bu gözlerinizi makyajsızken burada böyle bir şey varmış gibi duruyor. Hep her zaman... Hadi ya. Evet, yazacağım zaten dönemezsiniz diye de yazamıyorum. Bugüne kısmet oldu. Burada lip liner gibi bir şey mi var? Yo, kirpik lifting var ya şimdi. O simsiyah olduğu için şey gözüküyor. Önceden de vardı. Buranızda böyle sanki bir şey var, çekik duruyor. O şey, gözün kendi kahverengileşiyor yani. O kendi gölgesi galiba. Hani emin olmam. Değil mi? Varsa ben de ben mi yaptım? Hiç kalıcı hiçbir şeyim yok. Gelmiş kapıyı çek. Abla.